Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 7 Nisan 21 2021 tarihli NBA maç tahminlerine ve yorumlarında bulunacağız. O videoyu çekeceğiz. Tabii ki her zaman olduğu gibi bu geceki videoya başlamadan önce dün çektiğimiz videonun sonuçlarını açıklayacağız. Dün çektiğimiz videoda uzun zamandır yapmadığımız bir şekilde başarısızlıkla sonuçlandı arkadaşlar. 4'te 1 tutturmuş olduk. Yani bayağı bir zamandır, belki de bir ay civarında 4'te 1 gibi bir sonuçla hiç karşılaşmamıştık. Ama dün gece öyle bir şanssızlık yaşadık. Öyle bir şey oldu. Bazı günler öyle olabiliyor arkadaşlar. Hızlıca üzerinden geçeceğim ama o oyuncu baremlerinde gene 3'te 3 tutturduk. Yani oyuncu yüz baremlerinde hepsi gelmiş oldu. Bu bize biraz kazandırmışsa yine de güzel bir sonuç olmuş oldu. İlk maçımız Brooklyn New York Knicks'ti. Brooklyn yener demiştik. Zor da olsa 2 sayılı. Brooklyn James Harden'ın erken saatlerde, erken dakikalarda sakatlanmasına rağmen Kyrie Irving'in 40 sayısıyla Brooklyn Nets yenmeyi başardı. İlk tek gelen bu maçımızdı. İkinci maçımızda Dallas Utah. Utah acaba liderliğini kanıtlamak için yener mi Dallas'ı diye önermiştik. Daha güçlü kadrosuyla. Ama Dallas onları yenmeyi başardı ve serilerini kırmış oldu. Bu maçımız gelmedi. Üçüncü maçımızda San Antonio Spurs 4.5 handikaplı yener dedik. Ama Cleveland'dan 20 sayı fark yediler arkadaşlar. Çok kötü bir performans sergilediler. Ona rağmen Cleveland'da çok iyi bir performansla cevap vermiş oldu. Ve dördüncü son maçımız Houston Phoenix maçında 6.5 handikaplı Phoenix yener diye önermiştik. Daha oran yükseltmek için Phoenix yenmeyi başardı ama sadece 3 sayı farkla yenmeyi başardı. Daha fazla sayıya gidemediler. Bu da handikap üzerinden gelmemiş olan diğer maçımız oldu. Ona göre de 4'te 1 tutturmuş olduk. Oyuncu yüz baremlerinde size verdiğim ilk oyuncu Kyrie Irving'di Brooklyn maçında. 25 sayı ve üstü demiştim. 40 sayı attı, bu gelmiş oldu. Diğer oyuncumuz San Antonio Spurs maçında Keldon Johnson'dı. 11 sayının üzerinde atar demiştik. O da 13 sayı atarak onun da üstü gelmiş oldu yüz baremi. Ve diğer oyuncumuz da Devin Booker'dı. Phoenix maçında, Houston Phoenix maçında onu da 26 üzerinde sayı atacağını söylemiştim. O da 36 sayı atarak bu maçta bu yüz baremi de gelmiş oldu. Yani öne çıkarttığım bu üçlü, üçlü de gelmiş oldu. Ekstradan size Christian Wood'un Houston Phoenix maçında, Houston takımından Christian Wood'un da isterseniz ekstra olarak yüz baremini de vermiştim. 20 sayı ve üzerinde atmasını bekliyorum diye. O da 23 sayı atarak bu da gelmiş oldu. Yani oyuncu yüz baremlerinde perfect %100 başarı sağlamış olduk arkadaşlar. Tabii ki şimdi geçmeden önce 7 Nisan 2021 tarihli videomuza yeni abonelerimiz var. Yeni katılan arkadaşlar var. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Ve umarım iyi bir şekilde devam ederiz. Bu 4'te 1'in telafisini bu akşam biraz da olsa umarım iyi bir şekilde sonuçlanarak telafi etmiş oluruz arkadaşlar. Hemen hızlıca geçiyoruz 7 Nisan maçlarına. İlk maçımız Miami Heat Memphis Grizzlies. Memphis dün yenmiş oldu ama biraz yorgunluk üzerlerinde olması gerekiyor. Miami kendi evinde oynuyor. Tam takım Victor Oladipo ve Trevor Ariza'nın da katılmasıyla biraz daha güçlü olmuş oldular. Jimmy Butler, Adebayo, Duncan Robinson, Tyler Hero, onların destekleriyle beraber Miami kendi evinde bu maçı bırakmayacaktır. Memphis'e karşı kazanacaktır. İlk önerimiz Miami'nin galibiyeti arkadaşlar. 1.40 orandan Miami bu maçı ne yapar ne eder, evinde zor da olsa bırakmaz, kazanır diye düşünüyorum. İsteyen, güvenen, Miami'ye güvenen alabilir arkadaşlar 1.40 oranda. İkinci maçımız Denver-Detroit maçı. Detroit dün o da maç yaptı Toronto'ya karşı. Toronto'ya değil de yenmeyi başardılar. Oklahoma'ya karşı oynadılar. Ve onlarda da biraz da olsun yorgunluk olacaktır ama Denver'a Aaron Gordon'un gelmesiyle beraber çok daha güçlü takım halini olmuş oldu. Ve Jokic ile Murray'nin de performanslarıyla, Michael Porter Jr. performansıyla
bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Hatta handikaplı kazanacağını düşünüyorum. Oran yükseltmek isteyenler burada 6.5 handikaplı Denver'ın galibiyetini alabilir. Maçın erken kopma ihtimali de var. O yüzden Denver'ın 6.5 handikaplı yenmesini bekliyorum bu maçta arkadaşlar. En az bir 7 sayı fark atmasını bekliyorum. Bu oranı deneyebilirsiniz. İsteyen daha büyük handikaplar da deneyebilir. Bu maçı farklı biteceğini düşünüyorum. Geçiyoruz hızlı bir şekilde. Çok daha savaşın olacağı bir maça. Üçüncü maçımız oluyor. Golden State Warriors, Milwaukee Bucks. Yani Steph Curry, yani Antetokounmpo karşısında. Bu maçta da tabii ki çok iyi bir oyun bekliyorum. Çok savaşçı olmalarını bekliyorum. Ama kadrolara bakarsak Steph Curry dışında zaten Golden State Warriors'ta pek kadro derinliği de yok. Yıldız oyuncular da yok. Diğer tarafta ise Milwaukee'de ne de olsa Yanis'in yanında Jrue Holiday ve Chris Middleton gibi oyuncular var. İyi bir destek sağlayabilen, iyi sayılar atabilen ve paslar verebilen oyuncular. O yüzden bu maçta öne çıkartacağım galibiyet Milwaukee'nin galibiyeti arkadaşlar 1.45 oranda. İsterseniz bunu oynayabilirsiniz, alabilirsiniz. Golden State Warriors zorlayacaktır maçı, kazanmak isteyecektir. Ama Milwaukee karşısında dayanmaları, yani Yanis'in karşısında durmaları biraz zor olacak. Çünkü center'da onu karşılayacak pek oyuncular yok. Yanis'in de fazla sayı atarak geçen maçta 47 sayıya ulaştığı gibi olmasa da bu maçta yine fazla sayı atarak maçı kazandırmasını bekliyorum arkadaşlar. Geçiyoruz hızlıca dördüncü maçımıza. Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers. Los Angeles Clippers da son maçlarında biraz eksik kadroyla mücadele ettiği için birkaç yenilgi yaşadı. Onlar da ilk 4'te tutunmaya çalışıyor. İlk 3'te, ilk 2'ye çıkmaya çalışıyor. Portland'da ise Yusuf Nurkic bu maçta oynamayacak gibi gözüküyor. Diğer oyuncular döndü. CJ McCollum döndü. Ama tabii ki Los Angeles Clippers karşısında Los Angeles'te yermeleri biraz zor olacak. Los Angeles Clippers Kawhi Leonard ve Paul George'un önderliğinde bu maçı zor da olsa kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1.40 orandan isteyen Los Angeles Clippers Portland maçında da Los Angeles Clippers'ın galibiyetini alabilir. Bu maçta hem telafi için hem daha yüksek seviyelerde tutulması için Los Angeles Clippers'ın Portland'ı yeneceğini düşünüyorum zor da olsa arkadaşlar. 1.40 orandan, güzel bir orandan kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 maç tahmininden sonra öne çıkartacağım ikili olacak arkadaşlar. Tabii ki öne çıkartacağım ilk ikili Miami-Memphis maçında Miami'nin galibiyeti, Miami Heat'in. Ve Denver-Detroit maçında dediğim gibi Denver'ın farklı galibiyeti, en az bir 6.5 handikaplı, en az bir 7 sayı farklı galibiyeti. Bu ikiliyi ilk olarak oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu handikaplı oynarsanız ya da isteyen daha yüksek handikapa da gidebilir. 2 civarlarında oran oluşturmuş olursunuz. 2'nin ve biraz üzerinde oluşturmuş olursunuz. Ve kazanma ihtimaliniz, paranızı 2'ye katlama ihtimaliniz var arkadaşlar. İsterseniz bu maçların üstüne Golden State Warriors Milwaukee maçını da ekleyebilirsiniz. Milwaukee'nin galibiyetini, o zaman 3'ün üzerinde oranlara gelmiş olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi öne çıkarttığım ilk 2 maç Miami-Memphis maçı, Miami'nin galibiyeti ve Denver-Detroit maçında Denver'ın en az bir 7 sayı farkla Detroit'u kendi evinde yeneceğini söylemektir. Öne çıkarttığım maçlar bunlar. Ve isteyen üçlü olarak yapmak isteyen diğer maçları da ekleyebilir. Üçlüler ya da iki ikili yapabilir. Böyle yaptığımız maç yorumlarına ve tahminlerinden sonra tabii ki yine de 3 tane oyuncu yüz baremini önereceğim. Ekstradan da daha bir oyuncu önereceğim dün yaptığımız gibi. Dün full çektik bu konuda. Bu gece de umarım başarılı oluruz. İlk oyuncumuz Miami-Memphis maçından Bam Adebayo arkadaşlar. Memphis'te Bam Adebayo karşılayacak olan Valanciunas sadece var. Onun da defansif zorluklar yaşadığını biliyoruz. O da defansta biraz etkisiz kalıyor bazı maçlarda. O yüzden burada Bam Adebayo'nun 17 sayı ve üzeri, yani onun ortalama baremi 17. 17 sayı ve üzerinde atmasını bekliyorum. Bam Adebayo'nun 17 ve üstünü alabilirsiniz, 17 sayı üstünü arkadaşlar. İkinci oyuncumuza geçiyoruz.
İkinci oyuncumuz Denver Detroit maçında Aaron Gordon arkadaşlar. Aaron Gordon yeni katılmasına rağmen iyi bir vücut diliyle, iyi bir kombinasyon yeteneğiyle fazla sayılar atmaya başladı Denver takımında. Bu maçta da onun baremi 14 diye belirlenmiş. 14 sayının üstüne çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onu da isterseniz ikinci oyuncu olarak oynayabilirsiniz. Denver Detroit maçında Aaron Gordon'ın 14 sayı ve üstü atmasını bekliyorum. Hatta belki 20 sayılara da çıkabilir bu maçta. O yüzden öncelikle onu öneriyorum arkadaşlar. Aaron Gordon'ın 14 sayı üzerinde atmasını. Sonra son olarak tabii ki geçiyoruz 3. oyuncumuza. Golden State Warriors Milwaukee maçında Giannis Antetokounmpo arkadaşlar. Onu da 28 sayı ve üzerinde bu maçta atmasını bekliyorum. Steph Curry ile bir sayı rekabetine girme ihtimalleri büyük. Steph Curry de 28'in üzerinde vermişler. Yani Antetokounmpo'nun da 28 üzerinde. Eğer biraz da olsa geçen maçlardaki formunu sergilerse yani Antetokounmpo, yani atış yüzdesi olarak 28 sayı yani 30 sayı civarlarında rahat bir şekilde atacaktır. O yüzden bu maçı kazandırmak için de onun etkili olacağını düşünüyorum bu maçta Golden State Warriors karşısında. Yani Antetokounmpo'dan da 28 ve üzeri sayı atmasını bekliyorum. Üçüncü oyuncumuz, öne çıkarttığımız oyuncu bu arkadaşlar. Ekstra olarak da vereceğim bir oyuncu var. Dediğim gibi Los Angeles Clippers Portland maçında CJ McCollum. Yani Clippers Portland maçında CJ McCollum'un da etkili olup 21 sayı ve üzerine çıkmasını bekliyorum. O da yavaş yavaş form tutturdu. İyi oyunlar, iyi üçlükler de atmaya başladı. O yüzden o da 21 sayının üzerine çıkacağını düşünüyorum bu maçta arkadaşlar. Clippers Portland maçında ekstra olarak önerdiğim 4. oyuncu CJ McCollum. Tabii ki öne çıkarttığım Bam Adebayo, Aaron Gordon, Giannis Antetokounmpo üçlü oluyor. Ve ekstra olarak da CJ McCollum'un 21 sayı üzerinde atmasını, üst bareminin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki size önereceğim ilk şey bu maçları ikili ikili oynamanız. Yani fazla orana gitmemeniz. Tabii ki isteyen üçlü olarak da deneyebilir. Üçlüler de oynayabilirsiniz ama daha garanti olarak ikili ikili oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Böyle yaptığımız video bu akşamki 7 Nisan videosu. Umarım başarılı geçer arkadaşlar. Herkese bon başarıları diliyorum. Tekrardan yeni gelen abonelerimize, yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Umarım ailemiz gittikçe daha hızlı bir şekilde büyümeye devam eder. Daha güçlü bir şekilde biz de elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Son olarak da bunu söyleyeceğim. Fazla bazı yorumlarınızda görüyorum. Fazla riske girmeyin. Yani bütün bankanızı, bütün paralarınızı basmaya çalışmayın. Çünkü NBA bir süreçtir. Her gün maçlar var. Daha yavaş ve daha dikkatli gitmeye çalışın arkadaşlar. Size önereceğim şey böyle. Bütün bankanızı zaten hiçbir zaman bir maça ya da iki maça basmayın arkadaşlar. Benden bu kadar. Herkese kupon başarıları. İyi geceler, bol şanslar, iyi kazançlar arkadaşlar. Hoşçakalın.